Merhabalar arkadaşlar, herkese hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cardano Adacoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Cardano ve BitTorrent analizi yapacağız. Dostlar, ilk önce Bitcoin hakkında her zaman yaptığımız gibi biraz konuşacağız. Ondan sonra sırasıyla Cardano ve BitTorrent analizine geçeceğiz. Öncelikle şunları söylemek isterim ki Bitcoin 54.400 dolar civarından işlem görmekte. Bitcoin'de düşen trend kırıldı dostlar. Bakın, buradan gelen düşen trendimiz kırıldı. Nisan ayından gelen düşen trend kırıldı. Bitcoin'de hedef ne? Bitcoin neler yapabilir? Şimdi dostlar, yatay gitmesi, bence Bitcoin'in yatay gitmesi altcoin'ler için sağlıklı olacaktır. Şimdi Bitcoin dominansına bakıyoruz. Bakın, 44.67 bandını çizmiştim. Üstüne çıktı. Ah dedim, gidiyor. Bakın, ah dedim, gidiyor. Nereden dönebilir dedik. Bu tam bu noktadan döndü. Yani buradan dönmeseydi, buradan şuradan dönme ihtimali vardı. Yani oraya gidemedi, döndü. İnşallah Bitcoin biraz yatay seyreder. Dominans da hafif hafif düşüşe geçer ve altcoin'lerde rallileri görürüz. Şimdi bu 3 günde neler oldu? Bu 3 günde bir Shiba vakası yaşandı. Şu an Shiba hakkında da neler söyleyebilirim? Bakın, Shiba videosu çektiğim halde yatırım yapmadığımı, yapmayı da düşünmediğimi belirttim sizlere ve zaten yükseldikten sonra girmenin tehlikeli olduğundan da bahsettim. Gerçi şanslı olanlar vuru kaçı da yaptı. Yani onları da tebrik etmek lazım. Shiba şu anda 2180 bandında, destek olarak 1537 bandı var dostlar alt taraftan. Yani bu kanalda da seyredebilir. Üstüne çıkarsa yine 2764'ü zorlayabilir. Haberiniz olsun. Benim pek şeyim yok Shiba'ya karşı. Şimdi adaya bakacağız. Bitcoin hakkında biraz daha bir şeyler söylemek istiyordum açıkçası. Hemen geleyim. Buradan da bir total market cap'imize bakalım. Evet, total market cap de çok güzel ilerliyor şu an. Bakın, 2395 buradaki direnç. Sert düşüşün öncesinde gelen zirveydi. Yani o zirveye çıkar, yine aynı senaryo yaşanma olasılığı yine var dostlar. Haberiniz olsun. Takip etmek lazım yani. Anladınız mı? Şu anda güzel ilerlediğini düşünüyorum. Hemen adaya geçeceğim. Ondan sonra BitTorrent'a bakacağız. Ada şu anda 2.2829 sent bandından ilerliyor ada coin. Evet arkadaşlar, 2.29 sent oldu şu anda. 2.35 sent bandı direnci adanın. Ve destek olarak da 2.21 bandı var. EMA'lara bakıldığında hala da bir kesişme yok. Yukarı yönlü biraz yatay seyredebilir. Yukarı doğru ivmelenme ihtimali var. 2.36,5 direnç kırılırsa potansiyel olarak 2.48'e ada coin gidebilir dostlar. Şimdi BitTorrent'a geçiyorum. BitTorrent ada coin'den biraz daha iyi duruyor grafiği. Evet, görüldüğü üzere bakın dostlar, böyle BitTorrent 3772 bandını da kırdı. Gerçek tam kırdı diyemeyiz. Yaklaşık 28 dakika var. Mum kapatması ve İkinci bununla da teklemesi lazım. Bir retest atabilir ve hatta alta da kırabilir. Hiç belli olmaz. 4272 bandı da şu anda BitTorrent'ın potansiyel hedefi haline gelecektir dediğim koşullar gerçekleştiğinde dostlar. Şu yükselen trend çizgimizi şöyle şu hale getiriyoruz. Evet, bakın EMA'larda bir kesişme var. Fakat kırmızı 150 saatlik hareketli ortalama hala da en üstte. BitTorrent'ın da iyiye gideceğini düşünüyorum. Ve şunu düşünüyorum dostlar, bakın. Neden altcoin'ler hareket etmiyor? Şimdi sizi Nisan ayına götüreceğim. Nisan ayında total market cap buradan döndü tam. 2.400 bandında. Dostlar, dominans. Şimdi dominans düşecek. Tamam mı? Dominans düşecek. Bitcoin fiyatı bir anda kendini salmayacak. Hafif hafif aşağı, yavaş 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 düşecek. Şak! Ne olacak bu sefer? Altcoin'ler çat 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 çat. Sırasıyla hangisi yapabilir? Bakacaksınız hemen, geçen sene edge oranları olarak hangisi daha uzak? Onları indirim gibi tık 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 bir sepet yallah sallayın gitsin. Sonra satın. Bakın işinize. Yani dediğim gibi
Bitti, onut da güzel gidiyor. Haberiniz olsun dostlar. Yatırım tavsiyesi değildir tamamen. Kendi görüşleri. Shiba Coin şu an %31'lik bir düşüşte. Kırmızı bölge bu şekilde. XRP, XLM, HOT, LINK, TRON, sonra VET geliyor. CXP, ONT. Öyle gidiyor. Dediğim gibi takip edilmesi gereken noktalar bu beyaz çizgiler. Bunları takip edebilirseniz 10 tane de gösterge açıp, teknik gösterge açıp şey yapmanıza bence gerek yok. Tamamen iş sadelikte yatıyor bana göre. Oradan onu açıyor, oradan onu açıyor. Şuradan işte şu indikatör şu sinyali verdi ama şu uyumsuz falan. Bir sürü boş şey yani dostlar, bana göre boş yani. Boşuna sizi şey yapıyor. Sadelikte yatıyor her şey. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Grup alımlarını tekrardan açtık. Gelmek isteyenler, bakın burada da Eylül ayında neler yaptığımız, grupta trade'lerimiz ne kadar başarılı oldu vesaire, hepsi duruyor. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.